Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım başladı. Ayşimet Burgu Türbini Hidroelektrik Santrali'nde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su tutulması gerçekleştirildi. Su tutulmasıyla aktif hale getirilen lastik savaklar şişirilerek testleri tamamlandı. Deneme testlerinin tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda enerji üretiminin başlaması beklenirken, elektriğin satılmasından elde edilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine yardım ve kadın girişimcilere destek olarak kullanılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, ilk denemelerin başarıyla tamamlandığını ve elektrik üretiminin Temmuz ayının ilk haftasında başlayacağını ifade etti. Şu anda Meriç Nehri üzerinde bulunan santral binasının üzerindeyiz. Burası tabii elektrik ve özellikle de görsel amaçlı olarak Edirne'mize değer katmak üzere yapım çalışmalarına başlanmış. 2021 yılında projelendirilmiş ve geçen yıl Temmuz ayı itibariyle su tutma faaliyeti gerçekleştirilmiş. Fakat meydana gelen arıza ve sonuçta oluşan hasar nedeniyle işlem durdurulmuştur. Daha sonraki dönemde burada meydana gelen hasarın neden kaynaklandığı, projedeki yanlışlıkların neler olduğu ve burayla ilgili olarak nasıl bir çalışma yapılması gerektiği hususunda sizlerin de malumu, kamuoyuyla da paylaşılmış meseleler. Sonuçta geldiğimiz noktada geçen yıl Eylül ayı itibariyle üniversitemiz, DSİ'miz, özel idaremiz, yine Çevre Vakfı ve DSİ tarafından akredite edilmiş bu özellikle taşkın ve baraj yapımında akreditasyonu tamamlanmış bir firmayla beraber büyük bir teknik ekip çalışması yapıldı. Zemin etiklerinden ve DSİ tarafından verilen görüşler doğrultusunda proje yeniden gözden geçirildi. Gözden geçirilmesi sonucunda da bir bozulan ve hasar gören yerler yeniden yeni teknikle, teknik insanların önermeleri doğrultusunda yeniden inşa edildi, sıfırdan inşa edildi. Ve bu kısım, üzerinde bulunduğumuz kısım, sağlam olan kısımda da yine aynı şekilde hocalarımızın ve mühendislerimizin önerileri doğrultusunda güçlendirmeler yapıldı. Burada hem zemin etütünden kule kazık sistemine kadar bütün alanda saha çalışmaları yapıldı. Burada bizim ve Edirne'mizin tereddütte kaldığı hususlar vardı. Özellikle DSİ'nin bu işin bir içerisinde olması, üniversitenin içerisinde olması. Burada çok büyük bir teknik ekibin yaklaşık 8 aydır gece gündüz çalıştığını ve inşaatın her aşamasını da 24 saat kayıt altına alacak şekilde bir kontrolör sistemi olduğunu da burada denetim sistemini olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Gelinen noktada dün itibariyle bu yapım işlemleri tamamlandı ve su tutma dün gece gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 saatlik bir dönemde bu su tutulan arka taraf doldu ve şu anda gördüğünüz işte şelale görünümü oluştu. Burada biz elektrik üretimi yapılacak ama şu anda biz su tutma ünitelerinin testini yapıyoruz. Daha önce teker teker kaldırılarak bunların denemeleri yapıldı. Yani yaklaşık 45 gündür sürekli denemeler yapılıyor ama ilk kez bütün savakların tek anda kaldırıldığı denemeyi de dün gece itibariyle, ben de buradaydım akşam itibariyle bütün arkadaşlarımızla beraber denemesini yaptık. Umarım kazasız, belasız, hasarsız Edirne'mize güzel bir proje, güzel bir hizmet kazandırılmış olur. Ben emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek ve çok büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürdüler. DSİ'mize çok teşekkür ediyoruz. DSİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ekibini gönderdi buraya. Burada 12 yaklaşık daire başkanımız bütün projenin
ve sahanın bütün alanlarıyla ilgili incelemeler yaparak bizlere rehberlik yaptılar. Bu arada da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi burası Balkanların gördüğüm kadarıyla böyle bir mini bir boğazı olacak. Ve burada sizler de biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce su sporları merkezinin artık şeylerini yapmaya başladı. Başlangıcını. Salkanak kayıklarını 3 taneyi indirmiştik. Bir iskele yapmıştık. Ve onu dün dördüncüsü eklendi. Dördüncüsü burayı. Aynı zamanda su sporları merkezi yapıyoruz. Burada kanoda diğer spor alanlarına kadar uluslararası yarışmalar gerçekleştirilecek bu sene içerisinde. Aynı zamanda köprünün üst tarafı Millet Bahçesi'nin söğüttüğün her iki tarafı da sizler de görüyorsunuz. Şimdi oturma alanları da çıkmış durumda. Şimdi gelirken baktım. Belki Balkanlar'da ve Türkiye'de eşsiz bir manzarayla bütün söğüttüğün her iki tarafında yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla, bank alanlarıyla beraber proje bir bütünsellik arz edecek şekilde tamamlanmış olacak. Bir iki ayımız daha var. Bir iki ay sonra inşallah şu andaki düşüncelerimiz, planlarımız gerçekleşirse Edirne'mizin bu bölgesi, Meriç bölgesi muhteşem bir yapıya kavuşmuş olacak. Ve buna iddia ediyorum, Türkiye'nin değil belki Avrupa'nın, dünyanın en der görselliklerine sahip alanlarından bir tanesi olacak. Ve